Sayın hocam, eğitmenim Ali Kaplan, sayın eğitmenim Malim Şahin Hüseyin Yerli, sayın Uyumsof satış temsilcisi Akgün Koçali, sayın Bağımsız Mavi Çağrılar Grubu Fatih ilçe temsilcisi ve temsilci yardımcıları, sayın Mavi Çağrılar Birliği Fatih Şubesi yönetim kurulu üyelerim, sayın Bağımsız Mavi Çağrılar Grubu yürütme kurulu arkadaşım Murat Bey, sayın yılların mesleki basını iktisadi dayanışma, sayın misafirlerimiz, saygıdeğer Fatihli meslektaşlarım, arkadaşlarım, hepinizi şahsım ve Bağımsız Mali Müşavirler Grubu kurulları adına sevgi ve saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Böyle bir çoğunluğu candan sevgili arkadaşlarımı, meslektaşlarımı görmekten de son derece mutluyum ve gururluyum. Covid nedeniyle maalesef bir araya çok gelemedik arkadaşlar. Sizleri gerçekten özlemişiz. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Nasılsınız diyeceğim ama maalesef mesleki yoğunluktan dolayı hepimiz aynı konumdayız. Ne durumda olduğumuzu görüyoruz. Nasılsın diye sorulduğunda iyi değilim, kötüyüm ya da iyi olmaya çalışıyorum dersek hayatımıza iyi olmayan, kötü olan durumları ve olayları çekeriz. Kimseye, kendimize dahi faydamız olmaz. Muhteşemim dersek hayatımıza muhteşem insanları, olayları ve durumları çekeriz. Kendimize ve etrafımıza faydamız daha çok olur değerli arkadaşlarım. Onun için bizler hep muhteşem olmaya, belki zor olacak ama mecburuz ve bunu başarmalıyız. Ben buradan baktığım zaman emin olun hepiniz muhteşem gözüküyorsunuz. Sevgili meslektaşlarım, ülkemizde meslek örgütü olmak çok ciddi sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Bir taraftan COVID-19, bir taraftan mesleki sorunlar maalesef had safhada. Sizden ricam lütfen önce sağlık diyoruz ve mümkünse kahvaltı sonrası maskelerimizi takmaya özen gösterelim. Ve bu süreçlerde özellikle COVID-19 sürecinde bütün alışkanlıklarımız, mesleğe bakış açımız, mesleğin çalışma koşulları, yaşam şartlarımız maalesef hepsi değişti. Hepsi alt üst oldu. Sağlık çalışanlarından sonra bu dönemde en çok çalışan, ülke ekonomisine katkı sağlayan hem maliye hem SSK ve diğer resmi kurumların ve mükelleflerin işlerini aksatmadan, gecesini gündüzüne katarak, sağlığını hiçe satarak çalışan bir meslek örgütü olduk. Ben tekrar COVID-19 nedeniyle vefat eden tüm yakınlarımıza, meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden yakınlarımıza ve meslektaşlarımıza da Allah'tan şifalar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, olumsuz geçmiş tamir edilemez, ancak olumlu bir gelecek inşa edilebilir. Geriye dönüp şöyle bir baktığımız zaman 32 yılda meslek adına ne yapıldı? Bizler yapılanlardan ziyade yapılmayanları daha çok konuşuyoruz değerli arkadaşlar. Ülke ekonomisinin geçtiği bu zor dönemde bizlere de büyük görevler düşmektedir. Meslek üyeleri olarak örgütlü olmamızın mesleğin geleceği açısından da çok önemli olduğunu burada belirtmek isterim. Mesleğimizle ilgili o kadar çok söylenecek sözler var ki zamanı daha iyi kullanmak adına ve değerli hocalarımın vaktinden de çok almak istemiyorum. Kısaca değinip geçeceğim. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizle ilgili gelir vergisi kanunu ve KDV kanununun çelişkisi, yani tahsil esası mı, tahakkuk esası mı? Bu çelişkinin en acil olarak düzeltilmesi ve tahsil etmediğimiz KDV yükünün üzerimizden alınması gerekmektedir. Mesleğimizdeki KDV oranının Mustafa Bey'in de dediği gibi %8 veya daha aşağı indirilmesi gerekmektedir. Biz Bağımsız Mali Müşavirler Grubu olarak, bir meslek sevdalısı olarak bütün bu haklı taleplerimizin takipçisiyiz. Ve takip etmeye de, uygulamaya koymaya da ve meslektaşlarımızın faydasına ne varsa, yapacağımız ne gerekiyorsa yapmak için bu uğurda çok çalışmaya söz verdik. Yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.
Bakın sosyal medyadan da gördünüz. Mucbir sebep. Ben biliyorum ki Turgay Başkan'ın bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'na en az 7 sefer dilekçe verdi. Ve bunun da sonucunu aldık. Özellikle bayan meslektaşlarımız için çok önemli bir karar. Meslek için, meslektaş için kimin yaptığı belki çok önemli değil değerli arkadaşlar. Ama her ne kadar başkaları sahiplenmeye çalışsa da biz yaptık değerli arkadaşlarım. Belge konuşur ve bizim elimizde belgemizde var. Sosyal medyadan da bunları yayınladık. KDV'nin indirilmesiyle ilgili olarak ve diğer hakkı taleplerimizin de takipçisi olacağız. Ve başaracağız. Yılmadan mesleğimiz için, meslektaşımız için, hakkı taleplerimizi almak için var gücümüzle çalışacağız. Bunun için hepinizin desteğine ihtiyacımız var değerli arkadaşlarım. Bu hakkı talepleri almaya var mıyız? Var mıyız değerli arkadaşlar? Mesleki ve meslektaşlar için hayallerimiz var. Ve bu hayallerimizi gerçekleştireceğimizden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Meslek örgütümüz bunu yapabilecek güçtedir. Ve ben de sizlerden buradan huzurlarınızda söz veriyorum. Bunların hepsini tek tek takipçisi olacağım. Sözlerime son verirken bu eğitimde emeği geçen başta Ali Hocama, Sayın Üstad Hüseyin Bey'e, Fatih ilçe temsilci ve temsil yardımcılarına sonsuz teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başarılı geçmesini diliyorum.